Çocukluğumdan bu yana hep mantı yapmak istedim, sarma yapmak istedim. Hayallerim gerçekleşti. Dünyada en son düşüneceğim kişi sensin dedim. Orada büyük konuştum ben. Burada Hatay'ın içli köftesini, mantısını, yaprak sarmasını, günlük ev yemekleri yapıyorum. Paranın tadını o zaman aldım. Getir bakalım dedim şu sinekleri dedim bir bakalım. Bunlar sinek değil dedim. Bunlar dedim reyhan, reyhan. Beni aradığı zaman abla bize sinekli gözleme gönderir misin diyorlardı. Ben onların patates kaşarlı gözleme istediğini o zaman anlıyordum. Bir gün beni bacan kavurması... Altı yıldır küçük esnafım. Evlenmeden önceki adımı soyadımı söyleyeyim. Adım Gülüfer Güven. Hatay Yayladağ'ında dünyaya geldim. Çocukluğum Yayladağ Yeditepe köyünde geçti. İlkokulu Yeditepe'de, ortaokulu ve liseyi de Yayladağ'ında okudum. Evlendikten sonra İstanbul'a geldim. 26 yıldır İstanbul'dayım. Çocukluğumdan bu yana hep mantı yapmak istedim, sarma yapmak istedim. Nihayet hayatım 6 sene önce, yani hayallerim gerçekleşti. Şu an burada hem gözleme, hem yaprak sarması, ev yemekleri ve yöresel ürünler satıyorum. Ticarete 12-13 yaşındayken atıldım. Ortaokulda okuyordum. Haçlığımı çıkarmak için Antakya'dan tabak çanak getiriyordum köye. İşte kim evleniyorsa hediyelik eşya almak istiyorlar ya, gelirlerdi, benden alırlardı. Paranın tadını o zaman aldım. Yayladağ'da liseye başladım. Eşimle de orada da tanıştım. Lise 3. sınıftayken eşim bana işte arkadaşlık teklif etti. Dünyada en son düşüneceğim kişi sensin dedim. Orada büyük konuştum ben. Sonra ona aşık oldum. Bir gün beni bacan kavurması... Bizim orada güvece bacan kavurması derler Hatay'da. Şimdi yemeğe gidelim dedi. İşte o gün benim şeyimi ödedi. Yemek paramı ödedi. Sonra da işte ne bileyim ya, kalbim cızd etti. Sene 1995 yılında 17 Aralık'ta nişanlandık. Anam vermiyor, bunlar da almıyor. Yani Allah yazınca da nasip ediyor yani. 28 Temmuz 1996 yılında evlendik. Temmuz 1997 yılında ilk çocuğum oldu. Bir oğlum oldu arkadan. 2000 yılında bir kızım oldu. 2003 yılında da bir oğlum oldu. 3 tane çocuğum var yani. 2 tanesi üniversiteyi bitirdi. Bir tanesi şu an üniversitede okuyor. Evlendikten 10 gün sonra İstanbul'a geldik yani. Direkt geldik biz buraya. Bir 10 gün köyde kaldık. Ondan sonra işte beyim çalışıyordu. Ben ev hanımıydım. Yine Hataylı olduğum için komşularım benden hep işte salça satıyor musun, baharat satıyor musun diyordu. Ben her köye gittiğimde karabiber getiriyordum, salça getiriyordum, onlara satıyordum. Eminönü'ne gidiyordum, oradan yazma alıp satıyordum. İşte hayatım böyle geçti. 6 yıldır küçük esnafım. Burada yani aile işletmesi burası. Oğlum, eşim ve ben üçümüz bir çalışıyoruz. Burada Hatay'ın işte içli köftesini, mantısını, yaprak sarmasını, yöresel doğal ürünlerini satıyorum. Günlük ev yemekleri yapıyorum. Ayrıca burada el açması, tereyağlı gözleme yapıyorum. Burada şimdi sabunlarımız var bizim Hatay'dan gelme el yapımı. Özellikle Hatay derken aklına ilk gelen şey defne sabunudur. Defne sabunumuz var, kükürtlü var,
Ardıç katranı var, keçi sütlü. Yani değişik sabunlarımız var. Buradakiler Hatay'dan doğal olarak tahin. Kendimiz sıktırıyoruz. Üsttekiler Hatay'a özgü kara dut özü var. Onu sulandırıp meyve suyu gibi içiyorsun. Yaz domatesinden menemen yaptık. Bunlar bizim Hatay'ın domates salçası. Kuru patlıcan yine bizim Hatay yöresinden. Biber Hatay yöresinden. Baharatlarımız Hatay yöresinden. Özellikle Hatay yöresinden baharat derken akla ilk gelen şey zahterdir. Yani. Dağ kekiği. Bizim Yayla Dağı'nın çileği meşhurdur. Üsttekiler çilek reçeli, %100 doğaldır, el yapımıdır. Domates soslarımızı yine yazın yaptık, yaz domatesinden. Bunlar kahvaltılık sos. Bunları kendim yaptım. İçinde domates, kırmızı biber, sarımsak, reyhan ve zeytinyağı var. Bunu yerken içine ceviz de eklersen enfes oluyor. Bunlar kömbe kalıbı. Hatay derken aklınıza ilk gelen şey kömbedir, biberli ekmektir, içli köftedir, künefedir. Biz bunu bayramlarda kurabiye yapıyoruz. Hamuru bu kalıbın içine bastırıyoruz ve vurduğumuz zaman bu şekil çıkıyor. Hangi şekilde yapmak istersen insanlar onu kullanıyor. Şimdi size Hatay'ın meşhur olan birkaç ürününden bahsedeceğim. Bu bizim Hatay'ın tuzlu yoğurdu. Bunu normal sütü yoğurt yapıyoruz. Yoğurdu ocakta pişiriyoruz. Pişirdikten sonra kavanozlara doldurup kahvaltıda yiyoruz. Bu bildiğiniz yoğurt, pişmiş yoğurt. Biz bunun üzerine zeytinyağı döküyoruz, dal keki, pul biber. Kahvaltıda yiyoruz. Bu 5 kilo yoğurttan bu çıkıyor. Pişe pişe bu hale geliyor yani. Koyulaşıyor. Bu da aynısı, bu da keçi sütünden. Çok değerlidir bizim için keçi sütü. Hatay'da çok var keçi. Şimdi bu bizim nar ekşimiz. %100 doğal el yapımı. Önce narları topluyoruz, ortadan ikiye kesiyoruz. Sonra değneklerden içine çıkarıyoruz vura vura. Sonra onu suyunu çıkarıyoruz. Sonra da ocakta bu hale gelene kadar kaynatıyoruz. Oluyor sana doğal nar ekşisi. 18 kilo nardan 1 kilo nar ekşisi çıkıyor. Bunlar el yapımı içli köfteler. Bizim orada oruk da diyorlar bunun adına. Onlar daha ince uzun oluyor. Bir de tepsi oruğumuz var. Onu tepsiye basıyoruz. Bunlar ev etli mantılarım. Bunları da kendim yapıyorum. Bir de size bu dükkanda bir anımı anlatacağım. Gözleme yaparken. Bir gün iki tane işte genç geldi. Gözleme yiyeceğiz, patates kaşarlı dedi. Tamam dedim ben de, buyurun oturun dedim. Gözlemeleri açtım. Sonra gözlemeleri yerken bunlar baktım yanıma geldi. Hesap ödeyeceğiz dediler. Dedim ama bitirmediniz dedim. Oradaki bayan dedi ki ne? Hayır dedi, sizin gözlemenizin içinde sinek dolu dedi. Ya olamaz dedim, ne sineği dedim. Ben bunu kendim koyuyorum, bakıyorum içine dedim. Ben içine bizim Hatay'ın bu işte yeşil reyhan diyoruz biz buna. Ama gözlemenin içine girince sanki sinek gibi duruyor. Sonra getir bakalım dedim şu sinekleri dedim bir bakalım dedim. Sonra neyse baktım bak gülüm dedim. Bunlar sinek değil dedim. Bunlar dedim reyhan reyhan dedim. Sonra neyse avla diyor ellerine sağlık diyor. Gözleme çok güzel oldu sadece diyor. Öyle görünce huylandım diyor. Sonra geri kalan gözlemelerin hepsini yedi bunlar. Mutlu bir şekilde. Sonra işte bunlar bir rezidansta oturuyordu. Beni aradığı zaman abla bize sinekli gözleme gönderir misin diyorlardı. Ben onların patates kaşarlı gözleme istediğini o zaman anlıyordum.
Bu bizim Hatay'ın meşhur domates salçası. Bu kaynadığı için küflenme falan yapmaz. Kilosu şu an 70 liradır. Sipariş alınır. Bu da bizim Hatay'ın tatlı biber salçası. Hataylılar biber salçasını kullanmadan yemek yapamazlar. Mutlaka yemeklerimizde biber salçası olur. Onun için Hatay'ın yemekleri çok lezzetlidir. Şimdi size bir de gün kurusu salçayı anlatayım. Bu da gün kurusu biber salçası. Bunun diğerinden farkı, öbürüne 4 kilo biber gidiyorsa buna 8 kilo gidiyor. Bunun kilosu 140 lira. %100 katkısız organik bahçe biberinden yapılmıştır. Bu biber %100 doğal süs biberinden üretilmiştir. Çok acıdır. İçinde hiçbir katkı maddesi yoktur. Bunun kilo olarak 200 lira kilosu. Çok acıdır. Lezzetlidir. Bu da yine el yapımı pul biber. Orta acılıdır. Bunun kilo olarak fiyatı da 170 liradır. Bu alet dolma ocağıdır. Biz bununla yazın patlıcanlarımızı bununla oyarız. İpe dizer kuruturuz. Kuru patlıcan dolma tarif vereceğim. Bol soğan koyuyoruz, sarımsak koyuyoruz. Özellikle gün kurusu biber salçası olmazsa olmaz. İçine nane, karabiber, zeytinyağı, pirinç, maydanoz. Bunları bol bol koyup dolduruyoruz. Pişmeye yakın da içine tane sumağı kaynatıyoruz. Üzerine döküyoruz. O ayrı bir lezzet veriyor.